Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Lokman Suresinin son sayfasından 29-33. ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Elem tara ennallâhe yûlicul leyle fin nehâr ve yûlicul nehâre fil leyl. Görmedin mi Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye girdiriyor. Ve sahhara şemse vel kamer ve Allah ay ve güneşi musahhar kıldı. Küllün yecri ile ecelin müsemme, bunların her birisi belli bir ecele doğru akıp gitmekte. Ve ennallaha bime ta'meluna habir ve şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Burada Allahu Teala'nın bazı tasarrufları nazara veriliyor. Geceyi gündüze, gündüzü geceye girdirmesi. Yani gündüz daima gündüz olarak devam etmiyor. Gece daima gece olarak devam etmiyor. Ve geceden sonra gündüz, gündüzden sonra gece, bunlar birbirini takip ediyor. Öte yandan gece daima aynı vakitler değil. Bazen uzuyor, bazen kısalıyor. Yani mevsimlere göre gece ve gündüzler değişiyor. Ve bu tarzda Allahu Teala'nın gece gündüzle insanlara gösterdiği tasarruflar var. Gece siyah bir sayfa. Allah adeta gündüzün o görülen varlıkların üzerine bir siyah perde çekiyor ve gece meydana geliyor. Ardından sabah olduğunda sabah ile alem yeniden varlık nimetine kavuşuyor. Oh deyip adeta nefes alıyor ve güneşin doğmasıyla alem sergisi tekrar açılıyor. Bu tarzda Allah gecede ve gündüzde muhteşem tasarruflarda bulunmakta. Ve Allah güneşi ve ayı insanlara musahhar kılmış. O koskoca güneş, koskoca ay bize hizmet etmekte. Bunlardan biri gündüzün sultanı, yani güneş gündüzün sultanı. Gündüz onun hükmü var. Her tarafta güneş görülüyor. Ay ise gecenin sultanı, o da geceleri takvimcilik yapıyor ve gece lambalığı görevi yapıyor. Ve bunların her birisinin belli bir eceli var, belli bir süresi var. Yani gece hep gece olarak devam etmez, peşinde gündüz gelir. Gündüz de hep gündüz olarak devam etmez, peşinde gece gelir. Öte yandan ayın kendine göre, güneşin kendine göre yörüngeleri var ve belli ömürleri var. Zamanı geldiğinde artık gece bitecek, gündüz bitecek, ay bitecek, güneş bitecek. Bütün bu tasarrufları yapan Allah elbette insanların yaptıklarından da haberdardır. Nasıl ki temsilde hata olmasın, internette bütün o yazışmalar, bütün görüşmeler aslında kayıt altında. İstenildiği zaman bunlar takip edilebiliyor. İnternete girdikten sonra bütün konuşmalarınız kayıt altındadır. Bütün yazışmalarınız kayıt altındadır. Bundan kurtulabilmeniz, çıkabilmeniz mümkün değil. Allah'ın yaratmış olduğu mekanda, Allah'ın yine yaratmış olduğu bu varlıklar neler yapıyorsa Allah'a gizli değil. Ve insanların yaptıkları melekler tarafından kaydediliyor, Allah tarafından da biliniyor. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ. Çünkü Allah haktır. وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ. Allah'tan başka insanların taptıkları, çağırdıkları şeyler, bunlar ise batıldır. وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Allah ise Ali yücedir ve o kebirdir, kibriya sahibidir. Allah büyüktür. Biz Allah'ın büyüklüğünü Allahu Ekber kelimesiyle ifade ediyoruz. Ve Allahu Teala ve kebbirhu tekbira, yani Allah'ı büyük olarak bil, tekbir getir. Böyle bir emirle Allahu Ekber dememizi de bizden istiyor. İşte şu alemde bir gecenin meydana gelmesi, gündüzün meydana gelmesi, ayın dünya etrafında dönmesi, dünyanın güneş etrafında dönmesi, güneşin belli bir yörüngede yoluna devam etmesi, bütün bu gibi olaylar insanı Allahu Ekber demeye sevk eden durumlar. Allah ulviyet sahibi, yüce ve Allah kibriya sahibi
ve bütün bu olaylar Allah'ın büyüklüğünü biz insanlara anlatmakta. Elem tara ennel fulke tecri fil bahr. Görmedin mi? Gemiler denizde akıp gidiyorlar. Bi nimetillah, Allah'ın nimetiyle. Li yuriyekum min ayatihi, Allah'ın ayetlerini size göstermek için. İnne fi zalike, şüphesiz bunda le ayatin, ayetler vardır. Li kulli sabbarin şekur, sabreden, şükreden, çokça sabreden, çokça şükreden kimseler için bunda ayetler vardır. Burada Allahu Teala yeni bir sayfayı bize açıyor. Nimet sayfası. O da denizler. Ve o denizlerde Allahu Teala gemileri insanlara musahhar kılmış. Nasıl ki yeryüzünde yürüyerek gidiyoruz veya bir takım vasıtalara binerek gidiyoruz. Onun gibi bizler normalde denizde gidebilecek özellikte değiliz. Ama Allahu Teala öyle kanunlar koymuş ki suyun kaldırma kuvveti var. Denizlerde su tuzlu ve suyun tuzlu olmasıyla hem denizin kokuşması önleniyor hem de öte yandan oralarda ulaşım kolaylaşıyor. Gemiler o denizlerin üzerinde rahatlıkla akıp gidebiliyor, kayıp gidebiliyor. Ve Allahu Teala o denizlerde ayetlerini bize gösteriyor. Yani gemiye binip de uzun bir yolculuğa çıktığınızda Allah'ın mülkünün genişliğini göreceksiniz. Diyelim gemiye bindiniz, deniz aşırı bir seyahat. İstanbul'dan gemiye bindiniz, New York limanına kadar diyelim gideceksiniz. Deryaları aşarak, okyanusları aşarak gideceksiniz. Belki aylarca sürecek bir yolculuk. O aylarca sürecek yolculukta hiç de denizden çıkmıyorsunuz. Devamlı deniz, devamlı deniz ve o zaman Allah'ın mülkünün ne kadar geniş olduğunu anlıyorsunuz. Ve denizde giderken uçsuz bucaksız bir deniz. Etrafta kara görülmüyor. Her taraf mavi deniz. Yukarıya bakıyorsunuz, her taraf mavi gökyüzü. Ve o iki mavi arasında siz Allah'ın sonsuz kudretinin tecellileriyle karşı karşıyasınız. Ve o seyahat esnasında diyelim Yunus balıklarının suya dalıp çıkmaları onlar ayrı bir neşe veriyor. Zaman zaman dalgalar, hatta bu dalgalar bazen tehdit edecek duruma da gelebiliyor ve her tarafı bürüyebiliyorlar. Bunlar da Allah'ın ayetleri ve Allah o denizi dalgalandırıyor. O koca denizleri Allah dalgalandırıyor, çalkalandırıyor ve o denizde yol alanlara Allah ayetlerini gösteriyor. Ve izâ gâşiyehum mevcun kezzulel ve böyle o bulutlar gibi dalgalar, dağlar gibi dalgalar onları bürüdüğünde da'avullâhe muhlisîne lehuddîn, dini Allah'a halis kılarak ona dua ederler. Samimi bir şekilde Allah'a yalvarırlar. Felemma neccahum ilel berri, Allah onları karaya çıkarttığında, necat verdiğinde, kurtardığında feminhum muktasit, onlardan bir kısmı orta halli olur. Yani düzgün bir şekilde yoluna devam eder. Ama bir kısmı böyle, geriye kalanlar ise eski azgınlıklarına, eski günahlarına devam ederler. Ve ma yechadu bi ayatina illa kullu hattarin kefur. Bizim ayetlerimizi ancak hıyanet içinde olan, nankörlük içinde olan kimseler inkar ederler. Değerli izleyenlerim, burada denizlerde meydana gelen zaman zaman dalgaların her tarafı bürümesi, bununla alakalı bir duruma dikkat çekiliyor. İşte dalgalar her taraftan onları bürüdüğünde artık o anda halis bir şekilde Allah'a yalvarırlar. Malum insan başı dara geldiğinde, zorlandığında, darlandığında Allah diyor. Mesela bir deprem olduğunda herkes Allah der. Öyle ki daha önce kendini Allah'ı kabul etmez kişi olarak söyleyenler bile böyle bir olayda Allah der, Allah'a yalvarır. İşte benzeri bir durum denizdeki dalgalanmalarda söz konusu. Gemiyle yol alanlar bakıyorlar ki her taraftan dalgalar onları bürüyor.
dağlar gibi dalgalar üzerlerine geliyor. Yapabilecekleri bir şey yok, ancak samimane dua ediyorlar. Ve diyorlar ki aman ya Rabbi, eğer bizi buradan kurtarırsan artık istediğin gibi salih insanlar olacağız. Samimane, ta gönüllerinden, derinlerinden gelen bir feryatla Allah'a dua ediyorlar. Ama Allah onları kurtardığında, salimen karaya çıktıklarında bir de duruma bakıyoruz ki bu insanların büyük bir ekseriyeti eski yollarına devam ediyor. Yani insan unutkan bir varlık ve bu insan Allah'ın nimetlerini unutuyor, Allah'a verdiği sözü unutuyor ve başına gelen felaketlerden ders almayı unutuyor. Ama bir kısım insan ise وَمِنْهُمْ muktasit, onlardan muktasit olan var, orta halli, yani aşırılıklardan uzak olanlar var. Bunlar gerçekten bu gibi olaylardan ders alıyorlar ve sonraki hayatlarında düzgün bir şekilde yaşıyorlar. Bu tarz tabi insana ders veren olaylar sadece denizde meydana gelen olaylar değil. Karada da insan büyük bir trafik kazasından kurtulabilir, büyük bir felaketten kurtulabilir, deprem gibi bir olaydan kurtulabilir. O anda bütün samimiyetiyle Allah'a dua eder. Ama o durumdan kurtulduktan sonra bakarsınız ki o insanların çoğu eski hayatlarına devam edebilmekte. Ya eyyühen nasüttegû rabbekum, ey insanlar Rabbinizden sakının. Vahşev yevmen, öyle bir günden korkun ki la yeczi velidun an veledihi, yani bir baba evladına fayda veremez. Babanın evladına fayda veremeyeceği öyle bir günden de korkun, sakının. Ve la mevludun huve cazin an veledihi şey'e, çocuk da babasından bir şeyi gideremez. İnne vaadallahi hak, şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Fela tağurrannekumul hayatü dünya, dünya hayatı sakın sizi gurura sevk etmesin. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Ve la yağurrannekum billahil garur, ve garur, aldatıcı olan şeytan, Allah'a güvendirmek suretiyle sakın sizi aldatmasın. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bir yönüyle nasihattır, öğüttür. Ve burada da Allah-u Teala'nın biz insanlara çok güzel nasihatleri medarı bahsedilmekte. Cenab-ı Hak umuma hitap ediyor ve ya eyyühen nas diyor. Ey insanlar! İttegu rabbekum, Rabbinizden korkun, Rabbinizden sakının. İttika, vikaye kökünden gelir ve burada korunmak esastır. Ve müfessirler bunu açıklarken bir terkil maasi, yani günahları terk etmek suretiyle Rabbinizden korkun. Yoksa mücerred tek başına insan ben Allah'tan korkuyorum dese ama günahlara da girse, bu Allah'tan korkmak değildir. Allah'tan korkmanın ölçüsü Allah'ın yasaklarından kaçınmaktır. Ve buradaki korku haşa bir öcüden korkma tarzında değildir. Karanlıktan korkma tarzında değildir. Saygıyla karışık bir korku. Yani bir öğrenci öğretmeninden korkmalı ama severek korkmalı. Bir evlat babasından korkmalı ama sevgiyle karışık bir korku olmalı. Temsilde hata olmasın. İnsanın da Allah'tan korkması, Allah Allah olduğu için, en büyük olduğu için, en büyük saygıya, en büyük hürmete layık olduğu için o tarzda bir korku olmalı. Ve en ziyade sevilmeye o layık olduğundan en ziyade sevgiyle karışık bir korku olmalı. Ve insan Allah'ı bilme ölçüsü içerisinde ne kadar Allah'ı bilirse o derece Allah'tan bir korku içinde de olacaktır. Ve Allah'a yakınlığın da kurbiyetin de ölçülerinden birisi zaten budur. Büyük zatlar Allah'ı iyi bilirler ama en fazla günahlardan uzak kalmaya çalışan da onlardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı en iyi bilen insan, en yüksek makamdaki insan ama en müttaki, en ziyade takva sahibi olan da yine Peygamber Efendimiz. Vahşev yevmen, öyle bir günden sakının ki la yeczi velidun an veledi. Yani bir baba evladına fayda veremez. Ve la mevludun huve cazin an velidi şey'e,
ve bir evlat da babasına fayda veremez. Yani öyle bir gün gelecek. İnsanlar Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Ve baba evladına fayda veremeyecek, evlat babasına fayda veremeyecek. Yani diyelim Hazreti İbrahim babasına fayda vermek istese, babası put yapıp satan birisiydi, babasına faydası olmayacak. Veya Hazreti Nuh oğlu kafirlerdendi, oğluna faydalı olmak istese artık elinden bir şey gelmeyecek. Böyle bir günde herkes tek tek kendi hesabıyla karşı karşıya kalacak ve kendi hesabını verecek. Böyle bir günden sakının. İnne vaadallahi hak, Allah'ın vaadi haktır. Yani ahiret gelecek diye haber vermişse, ki vermiştir, ahiret gelecektir. Hesap var demişse hesap olacaktır. Cennet cehennem var demişse, ki demiştir, onlar da her birisi haktır, gerçekleşecektir. Fela tavurrannekumul hayatü dünya, dünya hayat, şu alçak hayat sizi aldatmasın. İnsan normalde şu dünya hayatında dünyanın cazibesine takılıp kalabiliyor. İnhiye illa hayatüne dünya diyebiliyor. Yani varsa da yoksa da şu dünya hayatı, bu dünyada yaşarız ölürüz, her şey bu dünyada olur biter. İnsan böyle diyebiliyor. Ve Rabbena etina fid dünya, yani ey Rabbimiz sadece bize dünyada ver diyebiliyor. Ahireti unutabiliyor. Halbuki dünya hayatı ahirete bir tarladır. Dünya bir ticaretgah. İnsan burada karlı bir ticaret yapmalı. Allah'ı bilmeli, Resulünü bilmeli. Allah yolunda malıyla, canıyla cihad etmeli. Ve böylece dünya hayatını değerlendirmeli. Burada iyi şeyler ekmeli. Diğer alemde bunun karşılığını biçmeli. Dünya hayatı aldanmak için değil, dünya hayatı değerlendirmek için bize verilmiştir. Evet, şu hayat önemlidir. Kısa bir hayat olmakla beraber ebedi hayat burada kazanılacaktır. Bundan dolayı dünya hayatı son derece önemli, son derece insanın dikkat etmesi gereken bir hayat. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ, sakın sakın garur sizi aldatmasın. Garur şeytan olarak genelde açıklanıyor. Yani şeytan aldatıcı bir varlık. Allah'a güvendirmekle sakın şeytan sizi aldatmasın. Allah'a güvendirmek derken şu anlamda düşünebiliriz. Mesela şeytan der ki Allah'ın senin ibadetine ne ihtiyacı var? Aslında bu cümle olarak doğru. Ama şeytan buradan yanlış neticeye vardırıyor. Allah'ın madem senin ibadetine ihtiyacı yok, o halde ibadet etme. Ve pek çok insan böyle bir desiseyle Allah'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var deyip ibadeti terk edebiliyor. Şeytan ters köşeye yatırıyor. Halbuki insan şöyle düşünmeli. Evet, Allah'ın ibadetimize ihtiyacı yok ama bizim ibadete ihtiyacımız var. Biz Allah'ın kuluyuz ve ibadet yaptığımızda ölçülü bir hayat yaşamış olacağız. Görevimizi yapmış olacağız. Nasıl ki hastanın ilaca ihtiyacı vardır ama bunu tavsiye eden doktorun onun ilacı kullanıp kullanmamasına ihtiyacı yoktur. Hasta ilacı kullandığında iyileşecektir, faydalanacaktır. Kullanmadığında doktora bir zarar vermeyecektir. Bu noktadan bakmak gerekir. Öte yandan şeytan şu şekilde de aldatabilir. Der ki Allah gafurur rahimdir. Demiyor mu Kur'an-ı Kerim'de Allah bütün günahları affeder? Doğru. Allah dilerse bütün günahları affeder. Ama buradan varılacak sonuç o halde istediğimiz gibi günah işleyelim olmamalıdır. Ama insan hasbel beşer günah işleyebilir. İnsanın tabiatında günaha meyil var ve bu insan günahlara meyilli bir varlık. Ama insan evet Allah gafurur rahimdir bunu bilmeli. Ümitsizliğe kapılmama noktasında bunu bilmeli. Şayet bir takım günahları varsa artık Allah beni affetmez dememeli. Günahları dağlar kadar da olsa Allah'ın rahmet deryasında bunların bir kum gibi eriyip kaybolduğunu görmeli, inanmalı. Bu noktada Allah bütün günahları affeder, bir can kurtaran simidi olur. Ama şeytan tam tersinden gösteriyor.
ve Allah affedicidir. O halde istediğin türlü günahları yapabilirsin. İstediğin haltı işleyebilirsin diyor. Bu da şeytanın desiselerinden bir tanesi. Cenab-ı Hak şeytana aldanmadan istikametli bir şekilde bir hayatı yaşamak hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.